Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayşegül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 3. ünitemiz olan Güzel Ahlaktan konumuz akraba ve komşularla ilişkilerde sevgi ve saygı. Akrabalarımız bize ailemizden sonra en yakın kimselerdir. Akrabalarımızla aramızda kan bağı vardır. Bizler aile bireylerimizde olduğu gibi akrabalarımızla ilişkilerimize de dikkat etmeliyiz. Akrabalarımızı sevmeli ve saymalı, onların haklarını gözetmeliyiz. Zaman zaman onları ziyaret etmeli, hal ve hatırlarını sorup gönüllerini almalıyız. İyi ve kötü günlerinde onların yanında olmalıyız. Akrabalarımızın sevinç ve üzüntülerini paylaşmalı, zor durumda olanlara yardım etmeliyiz. İslam dini akrabalık haklarına büyük önem verir. Dinimizde akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya, onları ziyaret etmeye sılayı rahim denilmektedir. Dinimiz akraba haklarının gözetilmesini, onlarla iyi ilişkiler içinde olunmasını emreder. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde akraba ilişkilerine önem verilmesini isteyen birçok emir, öğüt ve uyarı yer alır. Örneğin bir ayette şöyle buyrulur. Ey insanlar! Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Nisa suresi 1. ayet Peygamberimiz de akraba haklarının önemini hadislerinde dile getirmiş, akrabalarla iyi ilişkiler içinde olmamızı istemiştir. Örneğin bir hadisinde kim rızkının bollaşmasını ve ömrünün uzamasını isterse akraba ziyaretine önem versin buyurmuştur. Başka bir hadisinde de akrabayla ilişkisini koparan kimse cennete giremez buyurarak bizleri uyarmıştır. Hazreti Peygamber akla, akrabalık ve komşuluk ilişkilerini sürdürme konusunda her zaman duyarlı davranmıştır. O akrabalarını sık sık ziyaret etmiş, onların hal ve hatırını sormayı, varsa sıkıntılarını gidermeyi, ihtiyaçlarını karşılamayı bir sorumluluk olarak görmüştür. Hazreti Muhammed küçük yaşlarında hem annesiz hem de babasız kalmıştı. Dedesi ve amcaları onunla yakından ilgilenmişlerdi. Peygamberimiz başta dedesi Abdülmuttalip ve amcası Ebu Talip olmak üzere bütün akrabalarına büyük bir sevgi ve saygı duymuştur. Süt annesi Halime'ye hem peygamberlikten önce hem de peygamber olarak görevlendirildikten sonra yakın ilgi göstermiştir. Zaman zaman onu ziyarete gitmiş, varsa ihtiyaçlarını karşılamış, süt annesine maddi ve manevi yardımda bulunmuştur. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynı sayıla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir buyurmuştur. Dinimiz akraba hakkına olduğu gibi komşu hakkına da büyük önem verir. İslamiyet Komşularla iyi ilişkiler içinde olmayı, onlara iyilik etmeyi öğütler. Komşu hakkını gözetmeyenleri, komşularını incitecek davranışlarda bulunanları uyarır. Bizler de komşularımıza iyi davranmalı, onların hak ve hukukunu gözetmeli, Onlarla karşılaştığımızda güler yüzle selam vermeli, hal ve hatırlarını sormalı, rahatsızlık verecek söz ve davranışlardan kaçınmalıyız. Zaman zaman komşularımızı ziyaret etmeli, onlara ikramda bulunmalı, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayette şöyle buyrulur: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınız, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Peygamber Efendimiz de komşu hakkının önemini sık sık dile getirmiştir. Örneğin bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya, hay ya hayır söylesin ya da sussun. Peygamber Efendimizin bir hadisiyle konumuzu bitirelim. Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki ben Allah'ın komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim buyuruyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.